Türkiye ve dünyanın dört bir tarafındaki müzikseverler merhaba. Ben Murat Yatağan Baba, hepinize saygılarımı sunuyorum. Yatağan Baba ile Türk Ağır Müziği adlı bu konser ve prova kayıtlarından oluşan internet programımızın yeni bölümünde üst başlığımız Cem Karacan, alt başlığımız ise Yol Arkadaşları. Biliyorsunuz ben Yol Arkadaşları'nın Bakırköy ve Başakşehir konserlerinden size daha önce iki kayıt izletmiştim. Biri hep Kahır, biri Emrah'tı. Sabahtan uğradım. Bugün Yol Arkadaşları'nın Tuzla konserinde olacağız. Fakat Ayhan Yener bu konsere gelemez. Aslında bu bence iyi de oldu. Çünkü Ayhan Yener'i zaten çoğu insan tanıyor. Yol Arkadaşları konserine gidenler Burak'ı da tanıyorlar. Ama Burak sadece altısı söylüyordu. Ayhan Bey gelmeyince daha fazla şarkı söyledi. Bir de geçtiğimiz dönemlerden albümü çıkan İlhan Bey de şarkılar söyledi. Biliyorsunuz bu konser ve prova kayıtlarımız 150 binden fazla üyesi olan Barış Manço ve Cem Karaca Facebook sayfalarında da paylaşılıyor. Öyle olunca bu Burak ve İlhan Bey için çok iyi oldu. Çünkü hem Cem Karaca'nın grubu çalarken şarkı söyleme imkanı yakaladılar. Hem de dediğim gibi bu on binlerce üyesi olan Facebook sayfalarının üyelerine kendilerini tanıtma, dinletme şansı. Şimdi sizi Tuzla konserine götüreceğim diyeceğim ama götürmeyeceğim. İlk önce bir Kadıköy-Tuzla arasını göreceğiz. Kadıköy-Tuzla arasında binalar nasıl, kiremitlerin ne renk, ağaçları nasıl, her bir şeyi göreceğiz. Yok öyle hemen konsere geçmek. Daha da güzeli yolculuk sırasında Cahit Berkay Grupsan'ın albümünü dinleyerek gideceğiz. Doğrusunu söylemek gerekirse İlker Kavruk kardeşimiz dedi, Yol Arkadaşları'nın konseri var, Tuzla'da gidelim mi? Dedim ki yol ne kadar sürüyor? Dedi ki şu kadar sürüyor. Ben dedim öf, of, pof, o yol çekilir mi? Ben gitmeyeceğim, şuydu buydu. En sonunda gittik, iyi ki de gitmişiz. Evlerinde kös kös oturanlar neler kaçırdı birazdan görecekler. Yol Arkadaşları Tuzla konserindeyiz. Rize Spor'umuz şampiyon olmuş, bir inşaat firması onu kutluyor. Burası Burak Sarı Kahya'nın tıraş olduğu yer. O tıraş olurken biz de teknoloji dergisi okuyorduk. İlker bir haber gösterdi. Birisi televizyon üretmiş ve tam 40 bin liraya satıyormuş. Vay vicdansız vay. Yolculuğumuz çok güzel geçti. Kadıköy Tuzla yolundaki evler, binalar, yapılar çok güzeldi. Tuzla deyince aklınıza ne geliyor? Elbette ki Tuzla tersaneleri, o gemilerin yapıldığı yerler, işte burası da o ünlü Tuzla tersaneleri. Meşhur Tuzla tersanesi burası. Yurt dışından bile yabancı gemiler buraya geliyor. Bakıma, burada işte. Ayhan Bey gelemeyince şarkıları Burak söyledi demiştim. Aynı zamanda İlhan Bey de söyledi. İlhan Bey Barış Manço sağken grubu Dönence ile Barış Manço Kurtuğan Ekspres'in alt grubu olarak şarkılar da söylemiş. Sahneyi paylaşmış. İlker kardeşimiz Güllüce Kültür Merkezi'ne giriyor. Şu anda da işte konser salonu olduğu yerdeyiz. Sound check yapılıyor. Sound checking Türkçesi herhalde ses kontrolü demek. Size bir şey itiraf edeyim. İlker'le bir anlaşma yaptık. Şu anda Zafer Bey'le sound check izliyoruz ama aslında izlemeyecektik. Arazi olacaktık. Ben size Tuzla'da Barış Manço'nun okulunu gösterecektim ama gösteremedik çünkü taksi bile bulamadık. Sanayi bölgesindeymişiz. Onun için izledik sound check'i. Yoksa ben sound check'leri izlemiyorum. Kuzey Kıbrıs'ta Kurtaran konserinin sound check'ine gitmedim. Dedim abi ben şarj yapacağım. Onun için gelmiyorum. Şaka bir yana burası da kulis. Müthiş bir kulis. Duşu var, lavabosu var, çekmecesi, çöpü, her bir şeysi. Tavan aralarında fare deliği gibi kulisler gördükten sonra bu bana lüks otel gibi geldi. Yüz yüze konuşma anlamında bir sene önce tanıdım.
Evet. Kulisinde şey yapmıştım, tanımıştım. Kapıda dururken kendisi çağırmıştı beni kulise. Uğur Dikmen'de bir albüm vardı. Bindik bir alamete galiba. Ona imza istedim CD'ye. Evet. Ondan sonra... Bu fuları Cem Karaca, Burak Sarıkah'ya hediye etmiş. Burak oltasını kaptı, balık avlayacağım, size balık yedireceğim dedi. Fakat bizi kandırdı çünkü avlayamadı. Onun yerine İlhan Bey'in ısmarladığı köfteler yedik. Evet, şu anda konferans merkezinin içindeyiz. En önemli toplantı bu. Böyle bir toplantı yapmamıştı. Evet, çok önemli bir konferans, çok önemli bir toplantı. Biraz sonra burada başlıyor. Sevenleri olduğu kadar sevmeyenleri de olan yatan babanın kendisini sevenlerinin de kendisine sövenlerinin de kabul ettiği ve itiraf ettiği bir gerçek var, o da şudur. Yatağın babı bir ciddiyeti, sürekliliği, istikrarı olan, ne olduğunu da olmadığını da bilen, ilerlerine bağlı, yani özellikle duruşu belli olan bir adamdır. Şu anda konferans merkezinin içindeyiz. En önemli toplantı bu. Böyle bir toplantı yapmamıştı. Evet. Çok önemli konferans, çok önemli toplantı. Biraz sonra burada başlıyor. We'll be right back.
altına kapanır. Benimizse kılıcımız kirmani hey! Benimizse kılıcımız kirmani. Taşınır toprağın temrani. Hakkımız zaten we'll be right back.
kaptan.